hafta sonları sayın seyirciler. Bir her şeyi konuşalım programında daha birlikteyiz. Bu hafta konularımız spor ve sağlık. Spor ve sağlık hakkında ve özellikle futbol hakkında her şeyi konuşacağız. Konuklarımız o Kemal Bey, Cengiz Bey hoş geldiniz. Şimdi önce sağlık diyelim. Spor ve sağlık ilişkisi. Şimdi spor sağlığa faydalı mıdır? Efendim spor Sağlığa mutlaka faydalı. E, kalbe faydalı mı? Kesinlikle kalbe de faydalı. E, spor yapma. Vücut çalışmıyorsa, vücut bir makine. Vücut çalışmıyorsa, kalp bütün vücudun en uç noktasına kadar kan pompalamıyorsa ki bunu spor sağlıyor. E, Ama Aksine şimdi içine. şöyle şöyle bir fark var. Şimdi egzersiz yapmak var, spor yapmak var. Bir de profesyonel spor yapmak var. Yani Vücudun sınırlarını zorlamak. Mesela futbolcuların ortalama ömrü daha mı uzun oluyor, daha mı kısa oluyor? Hocam bu biraz şeyle bağlantılı, yaşamla. Yani direkt sporla değil. Şimdi e, ne futbolcular, madem sen futbol diye özel bir hafif bir kelime ettin ya demin. Ne oyuncular tanıdık biz. Yani özel hayatına çok özen gösteren. 75 80, ama, 80, yaşına kadar yaşayan efendim uzun yıllar futbol oynayan ama ne futbolcular tanıdık. O arada 30 yaşına 40 yaşına gelmeden vefat ettiler. Şimdi ama şöyle bir şey var ya ilaçlar veriyorlar, yükleniyorlar. Şimdi kalbinde sürekli attırmanın bir manası var Yok mıdır kalbi? Kalbe, kalbe dost spor. Günde 3-4 dakika, 3-4 kilometre tempolu yürüyüş. Nasıl yürüyüş? E, kulaklığınızı taktığınız, günlük dertlerden uzaklaştığınız, serotenin salgısıyla beraber olan günde 3-4 kilometre tempolu yürüyüş. Kalp bunun ötesini maalesef sevmiyor. İşte bunu şey yapmaya evet. çalışıyordum. Bunun... 3-4 kilometre tempolu yürüyüşün dışında. Şimdi eskiden 10 bin adım diyorlardı, şimdi 7 bin adım. 6 yedi bin adım yeterli demeye başladılar Evet, şey. o da 4 kilometreye, kilometreye tekabül de. ediyor. Onun dışında şeyi sevmiyoruz, ee, sporu kalp sevmiyor. Kendini zorlamak, zaten alınan ekstra ilaçlar, hiç bahsetmiyorum bile ama kalp kişinin vücudunun sınırlarını zorlanmasını sevmiyor. Bütün kaslarının çalıştığı normal değil, tempolu yürüyüş, yani... Hafif koşmanın bir tık altı. Şöyle duymuştum ben. Kalbinizi haftada bir maksimuma bir dakikalık getirmeniz lazım diye bir BBC si belgeselinde söylüyordu. Bunun şey var hani yani, bir kere bir damarın elastikiyetini şey yapıp ama bir dakika diyorlardı bunun için. E, şu konuya çok iyi temas ettiniz. Kalp damarları, vücut damarları da elastik gevşiyor ve kasılıyor. Damar sertleri dediğimiz bunların kasılmaması yani gevşeyip Kasılma özelliğini kaybetmesi ki bunların yüksek, damarın bu fonksiyonunun yüksek tansiyonu ve birçok şeye karşı koruyucu özelliği var. Bunu korumanın yöntemi evet spor ama efendim ritmin 120 ve üzerine çıkmasını da sevmiyoruz. Sevmedim. Çünkü 120'nin üzerinde kalp çok hızlı atınca bu kalbin ergonomik çalışma şekli değil enerji tüketiminin çok fazla olduğu, kendini çok fazla zorladığı, risklere açık olduğu bir şey. Biz istiyoruz ki kalp 100-110 çalışsın. 110'un üstüne mümkünse çıkmasın. En güzel çalışma şekli o. Söylediğiniz limitleri bir defa zorlayalım. Çok doğru değil. Eğer risk altındaysanız o limitleri zorlamanızı önermiyoruz. Hayır, bir de o limitleri sürekli zorlayanlar var. O onu asla... Kardiyo yapıyor, Tırmanat, kanter içinde yokuşları tırmanıyorlar mesela. Onu asla tasvip etmiyoruz. Özellikle ben 50 yaşın üstüyüm. 50 yaşın üstüne gelince insanlar ya oğluna bakıyor, ya ben de bunu yaparım, ya ne olacak Hı -hı. kaldırırım o kilonun altına. Bu ister istemez böyle olabiliyor belli bir yaştan sonra. Çok zararlı. zararlı. Biz birçok kişinin, e, ünlü kişinin yüksek tempoda, e, treadmill'de çalışırken kalp krizi geçirip vefat ettiğini siz de hatırlıyorsunuz. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal bile öyle oldu. Mustafa, Mustafa Bey Koç gibi öyle evet oldu, evet değil mi? Sizin Tabii. kalbinizle aranız nasıl Kemal Bey? Valla çok şükür iyi. Yani biz ben 80'e bir kaldım. Yani Maşallah. En çok ne heyecanlandırıyor sizi şeyde futbolda? Vallahi hocam şunu söyleyeyim. Son 15 sene diyeyim. Yani rakamlarda bir aşağı bir yukarı yanılabilirim. Futbolda artık hiçbir şey heyecanlandırmıyor beni. Kalitesi bitti. Benim kendi ülkemden bahsediyorum. Evet evet. Kalitesi bitti. Var mıydı? Vardı. Şimdi yani şöyle söyleyeyim işte Turgay Şerenlerin, Kadir Aytaşların, Suat Mehmet, Metin Oktayların, Lefterlerin, Can Bartuların, Efendi mesela Beşiktaş'ta Baba Receplerin, Ali İhsanların. Yani böyle bizim üç büyüklerden bahsettim. Şimdi bunların maçlarına zevkle giderdik. Hatta ben pek yatmadım ama bir gece yattığımı da hatırlıyorum. İnanış tadına gece 2'de gidip. Girmek için gece ya Evet gece yat. Yani yatılırdı. Peki şunu merak ediyorum. Bir Galatasaraylı taraftar, bir Fenerli taraftar. Ne fark vardır bunların arasında? Nereden anlarız? Böyle baktığımız zaman şimdi, üstünde bir renkler yoksa nereden anlarız? Şimdi hocam senin bu sorular acı sorular onu söyleyeyim bir kere. Şimdi bir, bir şey anlatacağım. Onun sonunda da esas cevabı vereceğim. Biz İnönü'de oynanırdı o zaman maçlar. Yani şimdiki adı ne unuttum? Gene İnönü. Ha, İnönü Vodafone diyorlar galiba. Ha, Vodafone diyorlar sponsor. Kadıköy'den Üsküdar'a gelirdik dolmuşla veya otobüsle orada bir lokanta vardı meşhur yemekleri olan orada yemeğimizi yer ya motora ya arabalıya biner Kabataş'a veya işte direkt Dolmabahçe'ye geçerdik Sada girerdik Kapalı'ya ve bunu hep Fenerli, ben Fenerli Galatasaraylı ve Beşiktaşlı arkadaşlarla yapardım çünkü herkes aynı yerde oynuyordu değil mi? tabii o zaman? tabii yani mesela Fener Galatasaraylı arkadaşlar geçerdik an bütün evet. bu yollardan onlar kendi kalabalıklarının olduğu tribüne, biz kendi kalabalığımızın olduğu tribüne giderdik. Maç biterdi, biz yenilirdik, onlar yenilirdi. Belli olmaz bu. Çıkışta yine hep beraber. Evet. Yine aynı yoldan Üsküdar, aynı yoldan Kadıköy. Peki neydi farkınız? Hiçbir farkımız yok. Gayet güzel. Yani medeniyet diyeceğim işte budur tartışırdık ne haber bak nasıl orada pas verse daha iyi olmaz mıydı oğlum He, öyle söylüyor. Ama yani bir fark var mıdır mesela Fenerli daha iyi huyludur da Galatasaraylı daha azgındır veya şöyledir böyledir diye bir fark var mıdır? bu? Hocam şöyle söyleyeceğim sana belki bu acı bir cevap olacak son 15-20 yılda diyelim yine yanılabiliriz rakamda farklılıklar maalesef var maalesef. Eskiden yoktu. Eskiden peki olması mı lazım? O hayır. Işte bak, olmaması mı lazım? Hocam tabii bir de maçtan sonra gelmişiz Kadıköy'e. Mahallede toplanmışız. Ne haber ulan nasıl attık, nasıl kurtardık filan böyle tartışıyoruz. Gece 12 çeyrek geçerdi artık komşular yeter be gidin zıbarın derlerdi bize. <laughs> peki eğer, eğer bunların bir farkı yoksa takım değiştirmek niye büyük bir şey. Yani bunların bir farkı yok. Futbolcular da değiştiriyor takımı. Hayır. Teknik direktör de değiştiriyor. Taraftar, başka, taraftar niye değiştiriyor? Taraftar başka bir şey hocam. Yani futbolcuyla tar Şimdi şöyle. 1950... Farkı yoksa aslında futbolcu gibi onda transfer oluyor olması lazım. Şimdi şöyle. Bir tanesi 1903 Beşiktaş. 1905 Galatasaray, 1907 Fenerbahçe. Düşünebiliyor musunuz? Kaç yıllık? Yüz yılı geçmiş. Geçmiş 127. kulüpler. Mahalleden yetişiyoruz. Mahalleden Fenerli, Beşiktaşlı Galatasaraylı oluyoruz. Genç yani de, mahalle kültürü müdür diyorsun? Mahalle kültürü. Bir de e, şöyle söyleyeyim. Yani bunu söylerken de biraz üzülüyorum şahsen. Evet. Benim nerede eski toplumum? Nerede şimdiki toplumum? Maalesef evet. ve de ma teessüf derlerdi eskiler. <laughs> yani. Evet. Yani, Hocam olacak şey değil yani. Ayıp yahu. Yani inanılmaz bir şey ya. Yani bakın ben başka bir örnek daha vereceğim size, sağlam bir örnek. Terzi Müfit vardı Kadıköy çarşısında. Bildiğiniz Terzi, o zamanlar Terziler hem kumaş satar, evet. hem de dikerdi. Terzi Müfit, Fenerbahçe kongre üyesi, evet. divan üyesi. En yakın arkadaşları ve her gün akşam 8'e kadar. Bir tanesi Doktor Vedi Tosuncuk, kulak burun boğaz mütehassısı aynı zamanda Beştaş takımının eski kaptanlarından. Bir tanesi kaleci Kova Osman, Galatasaray'ın evet. kalecisi. Halit Deringör, Fenerbahçe'nin eski efsane takımının futbolcusu. Bunlar hep Terzi Müfit'in dükkanında takılırlardı. Saat 4'ten sonra genelde evet. akşam 8'e kadar. Allah neler neler, neler neler. Evet. Yani şimdi onun bırak benzerini de duyamazsın evet. belki. Siz futbola meraklı mısınız? Takip eder Ben mi? izliyorum sadece. İzliyorsunuz. Tutuyor sadece. musunuz? Yani Galatasaraylıyım. Peki o e, taraftar heyecanı kalbe iyi midir? Şimdi e, Kemal Bey çok önemli bir konuya temas etti. O heyecan, o stres tıpkı bu yaşadığımız talihsiz günlerdeki e, kaygı ve endişe gibi orada da yüksek heyecan kalp hızını arttırıyor biraz önce konuştuğumuz gibi tansiyonu yükseltiyor bir efor testi gibi düşünün ve efor testi yapmak iyi değil i̇yi, yani gerekmedikçe yapmamak mı lazım kesinlikle öyle. sizin koroner kalp hastalığı şüpheniz varsa efor testi sırasında da sorun yaşama ihtimaliniz yüksek eğer ciddi risk altındaysanız veya biz göğüs ağrısı tipinden ki kalp ağrısını şöyle tarif ediyorum biraz önce Arkadaşla da konuştuk. 5 dakika eforla gelen göğsünüzde baskı hissi varsa şuradan şöyle bir baskı mı oluyor? Kesinlikle. Hasta der ki birisi sanki göğsüme oturdu der. Bu ağrınız varsa biz bu hastaya efor testi yaptırmayız. Doğrudan anjiyoya yönlendiririz. Çünkü efor testi sırasında sıkıntı yaşayabilir, kriz geçirebilir. Futbol taraftarları da o heyecanlı yüksek tansiyon Kalp hızının artması kalp için en olumsuz şartlar. Bir, yani bir yakın tanıdığım oldu. Efor testi yapılıyor, gayet güzel çıkıyor her şeyi, Akşama fenalaşıyor. Evet. Anjiyo olmak zorunda kalıyor. Bunun nedeni şu. Bunun, bunun nedeni. Biz tetkikleri hassasiyetine göre sınırla sınıflandırırız. Efor testinin hassasiyeti yüzde 80, yüzde 85. Yani hala yüzde on bir boşluk var. Ama bir şey tetikledi o anda değil mi? Yani herhalde akşamın oldu. Kesinlikle. Demek ki efor testinde o yüzde seksen beş hassasiyet yüzde on tanı koydurmuyor. O gruba düştü. Onun için tekrar altını çiziyorum. Bir insanın 55-60 yaşında babası kalp krizi geçirdiyse, risk grubunda sigara içiyor, şeker hastası ise, hafif kilosu varsa ve bahsettiğim Eforla gelen, hareketle gelen göğsünde baskı hissini ki o ağrı inanın unutamaz hastalar. O kadar iyi bir ilginç bir ağrıdır. Doğru anjiyoyu, efor testi, sintigrafiçi. Evdeyiz. Mi? Bu bu şeyi hissettik. Tamam. 112'yi aradık, acil evet. aradık. Geliyor ambulans. O arada ne yapmamız lazım? Yapmanız gereken şey eğer mümkünse istirahat etmek, hareket etmemek. Başka da yapacağımız bir şey yok açıkçası. İlacınız varsa mutlaka ilacı almak. Bir dilaltı ilaçlar var. Kesinlikle. Şimdi e, onun spreyleri çıktı. Spreyleri mi çıktı? E, nitrogliserin spreyleri. Eğer yüksek tansiyon hastasıysanız başınızda zonklamayla birlikte göğsünüzde baskı hissi geldiyse minik çiğnenebilen haplarımız var. Eğer bilinen kalp rahatsızlığınız varsa nitrogliserin spreyleri. Nitrogliserin spreyleri. Evet. Şimdi geri spora gelelim. <laughs> gel Şimdi gel. Son 15 yılda e, tek tıp teknolojisi çok gelişti değil mi? Çok. Şimdi ama Kemal Bey e, bakacak olursak 15 yılda futbol çok geri gitti diyorsunuz. Çok siz. geri gitti. Şimdi teknoloji Maalesef. bu kadar ilerlerken niye futbol geri gidiyor Şimdi bizde? Hemen söyleyeceğim hocam. Yani bunları bilmiyorum. Benden başka da pek söyleyeni de hatırlamıyorum. Bir kere şunu söyleyeyim. İstanbul, koca İstanbul vilayeti her yeriyle, Kadıköy ile, şu suyla, bu suyla futbolun beşiğidir. Evet. Niye? Beşiktaş, Galatasaray, Fener burada kurulmuş yani. Yüzyıl evvel, yüz daha da fazla. O zaman İstanbul'un her semtinde arsalar vardı. Semt sahaları vardı. Şimdi var. Ne var? Şimdi her yerde var bir futbol Stat var ama bu bizim o benim benden evvel hatta bizim dönemlerimizdeki arsalar. Yani bakın ben size bir örnek vereceğim. Selçuk Galatasaraylı sonra Fener'e geldi. Selçuk Kuş Dili Çayırı'nın en çok beğenilen oyuncusuydu. Bizim Kadıköy Kuş Dili Çayırı. Önce Galatasaray'a Galatasaray aldı. Birinci takım hani bekleriz bakar oradan Fener transfer etti. Arsa bitti. Semt sahası bitti. Biz eskiden Kadıköy'de maç oynarken yani şey maçı işte mahalle maçı söyleyeyim. Ya nerede oynasak acaba ya? Dur bakalım Hasan'ı bir arayalım da o bir şey düşünmüş. Ama bir... her yerde şimdi ben görüyorum halı sahalar var. Halı normal sahaya... sahalar var. Her türlü saha var yani. Hocam halı saha lüks. Öyle bir lüks yok. Biz çimeni ben şahsen oynadım ben. Çimeni pek hatırlamam. Hep toprak, çamur buraya kadar. <laughs> yani <gülüyor> E, saha e, halı sahalar geldi diye futbol bozulmuş olamaz onun başka bir sebebi vardı. Hayır hayır şöyle. Ee, şimdi ya ben biliyorum bizim mahallede 2 3 tane saha var. Sürekli dolu. Sürekli oynuyorlar. Tamam halı sahada Herkes oynuyor. çocuğunu futbolcu yapmak istiyor. i̇stiyor. Hani tabii, bunda para bir var. eksiklik yok. Güzel para evet. var ama şimdi bizim arsalarda oynadığımız o dönemdeki futbol maçlarının esprisi, anlamı başka. Şimdi halı sahalarda başka parasına falan oynuyorlar hocam. Evet. Ben bunu biliyorum. Artık mesela iyi kaleci olursa bence parayla dururum diye. Bu fena bir şey mi? Yani şöyle işte böyle girersen olaya yani sana söylemiyorum sakın yanlış ben anlama. Ben çok takip ya. ettiğim bir şey değil. Haydi kaleci o zaman hiçbir şey olamaz. Niye daha iyi tutayım, daha çok para edeyim daha çok para kazayım. İşte bak hocam güzel bir yere geldin. Ben ben genç takımında bir sene, bir buçuk sene oynadık. 15 lira aylığımız vardı. 15. Hangi pozisyonda oynadınız? Sol açık, sol af gibi falan. 15 lira. Aylık. Ve ben bu 15 lirayı hiç aldığımı hatırlamıyorum. Hiç unutmam. Ama profesyonel bir iş değil mi futbol? Yani ben... sonunda herkesin para... <laughs> i̇şte hocam bak... Kasım Paşalı bir Ali diye bir arkadaşımız vardı. Kırık Ali derdik hatta. Çok da zayıf evet. böyle. Ta Kasım geliyor çocuk. Düşünebiliyor musun şeye? Kurbağalı Dere'ye. Bir gün ya dedik ne yapacağız falan filan. Ali dedi ki Ali oğlum dedi sizin dediğin acı şuradan aşağıya iniyorsunuz diyerek. Ben dedi ta oradan geliyorum dedi. Perişan oldum ya dedi. Babam para vermiyor dedi. E dedik Fikret Büyük Fikret Fenerbahçeli efsane oyuncu ismini duymuşunuzdur. O da böyle şöyle bizden 15 10 metre ileride. Dedik ya Fikret abiye gidelim bir soralım. Fikret abi de yönetimde değil ama kanun. Dedik Ali sen sor. İçimizde en şey sensin hani. Yapmayın dedi. Sor be Ali dedik. Biz de beraber geldik. Ali böyle gitti Fikret babanın yanına. Biz de 2-3 metre gerisindeyiz. Ne var oğlum dedi. Fikret baba dedi bu bizim 15 liralar var ya dedi aylık. Ha e ne olmuş dedi uzun bir süredir alamıyoruz dedi. Ne olmuş dedi? Fenerbahçe'nin genç takımında oynuyorsun. Dayak mı yiyeceksin bir de benden dedi. Defol dedi. <laughs> Ali bir döndü renk kıpkırmızı. Beni mahvettiniz. Allah cezanızı ver. Yani profesyonelleştiği için mi bozuluyor futbol? İşin içine bu girdi hocam. Ama girmesi lazım. Başka türlü o girmezse kimse seyretmez ki. Şimdi bak hocam şöyle bir şey. Paranın ağırlık kazandığı girdiği bir yerdeki toplumun her toplumun görüşü, anlayışı, felsefesi başkadır. Şimdi o adam her attığını gol yapıyorsa onun o adam o, o parayı kazanacak işte, işte yani. kazanacak ama İngiltere'de kazanır, Almanya'da kazanır. Yani burada da kazansın. Burada işte o başka şey oluyor burada. Şimdi bak hocam güzel bu mevzu çok uzun mevzu bak dinle <laughs> beni. Şimdi İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da, İspanya'da, İtalya'da sen bir futbolcu al bir takımdan, evet. yukarıdaki bir takımdan, ortadaki bir takım. Neyse al bir oyuncu de ki hadi gel bu akşam de işte ne bileyim Londra'da veya Berlin'de atıyorum İtalya'da Roma'da evet. ne yapsın. Hadi gel gidelim bu akşam bir papaz uçuralım de. Öyle derlerdi eskiden. Deli misin oğlum der. Bugün cuma, pazar günü maç var hadi yürü. Bizimkini de maçtan bir gece evvel al. Nereye gidiyoruz oğlum? Tamam, nasıl? Tamam. işte öbürküsü <laughs> profesyonellik. E işte. Şimdi bendekiler biz, de profesyonel bizdeki, ama imzada. Bizdeki futbolcular nasıl dünya standartında şu an futbolcumuz var mı bizim? Bizim mi? Hı. Bence yok. Doktorlarda durumumuz nedir? E, yani, Kemal. Doktorları karşılaştırırsak dünyadaki doktorlarla. Kemal Bey'in aksine futbolun 100 yıllık bir tarihi var. Kaç cerrahisinin 1960'ta başlamış. Önce genel şöyle değerlen, tıp teknoloji özellikle kalp cerrahisi o kadar iyi adapte oldu ki. 1960-70'lerde, 80'lerde kalp cerrahisi göğüs kemiği tamamen açılarak yapılırken. Evet öyleymiş. Şimdi 4 santim küçük kesilerden yapıyoruz. Vasta ediyoruz ki kapağın, sonra gidiyoruz. kapağını değiştirdik, tamir ettik. Yara yeri nerede hocam ben yakınlarıma ne söyleyeceğim diyor. Aort ve mitral kapak tamir ve değişim ameliyatları yananın Kemal Bey küçük kesiler 4 santimden yapıyoruz. Bir hastam oldu geçenlerde İngiltereden geldi bizi görmeye. Şöyle söyledim: Evet tıp Türkiye'de İngiltereden daha iyi. Türk mü bu? E, Türk vatandaşı İngiliz ha, ha. vatandaşı İngiltere. Dedim Türkiye'de İngiltereden çok daha iyi. İngi Türkiye'de küçük kesiyle kapak tamir veya kapak değişim işi kapalı yöntem deyin, koltuk altı deyin. Türkiye'de o kadar yaygın ki İngiltere'de iki veya üç merkez sayabilirsiniz. Tıbbın, Türkiye'deki tıbbın özellikle kalp cerrahisinin konum olan Almanya'yla ki high tech bir ülke yarıştığını söyleyebilirim. Dürüstçe söyleyebilirim, açıkça söyleyebilirim. Bunun nedeni bize sağlanan imkanlar, bilginin çok açık olması ve bizde de çalışan yetenekli insandan olması. Farklı olarak biz bir gün önceden ameliyattan bir gün önce dışarı çıkmıyoruz. Gerçekten oturuyoruz, okuyoruz, kendimize dikkat ediyoruz. Anatomiye bakıyorsunuz. Anato tekrar tekrar bakıyoruz. İnternet çağında dürüstçe söyleyebilirim. Almanya ile yarışır kaç cerrahisi işlemleri yapıyoruz. Özellikle bizim yaptığımız küçük kesiyle koltuk altından kapak değişim ve tamir ameliyatları bizim kurumumuz için standart bu. Şimdi bu dediğiniz ameliyat standart bir şey değil, değil mi? Herkese farklı bir şekilde mi yapılıyor? Mesela gözdeki çok standart. Tak çıkartıyorlar lensi, geri takıyorlar. Bu da öyle standart. Kaç şey. cerrahisinde özellikle kapak cerrahisinde maalesef standart değil. Hastayı alıyorsunuz. Hastanın kalp ekosunu yani kapağının şeklini görüyorsunuz. Planınızı yapıyorsunuz. Ve mümkünse kapağı tamir ediyorsunuz. Kapak tamiri asla standart değil. Her hasta için başka bir hikaye. Terzi gibi dikiş. Her hasta için inanın başka bir hikaye. Onu dikiyorsunuz onu oraya koyuyorsunuz ama değerli olan kendi dokusuyla kapağı tamir etmek olunca o kan sulandırıcıdan uzak tutmak olunca bu emeğinize değiyor. İnanın zevkli olan kısmı da bu. Siz Peki de... hocam pardon Tabii, özür buyurun, dilerim. Buyurun, buyurun. Bir şey sorabilir miyim? Şimdi bu insanı sağlığına kavuşturuyorsunuz. İşte bu bahsettiğiniz yani ameliyatlarla diyelim falan filan. Bir kalp cerrahı. Çok özür dilerim bunu. Çünkü bir şey söyleyeceğim de arkasından onun için soruyorum. Senede kaç para kazanır? yani Ortalama. Futbolcuyla kıyaslayalım. Şimdi şey, <laughs> Kısa Onu futbolcuyla yapacağım. kıyaslamaya çalışıyor. <laughs> ee, ya 200-300'de bir, de biri herhalde. Kalp Öyle şey. kazandığı. Hayır hayır ben şimdi şunu söyleyeceğim. Adam topa at, ayağını sürüyor. Gece pavyonda sabahlıyor. 3 milyon euro alıyor hocam senede. Yok kıyaslanmaz. Hiç onlarla kıyaslayınca <laughs> depresyona giriyoruz. Hayır işte ben de onun bırakalım için özellikle mesleği. özellikle sordum yani. Mesleği bırakalım istiyorum. İşte o özellikle sordum. Yani. Şu, bakın ne hale ki ama bakın lafınızı yine unutmayın. Ne olur böldüm. Bu bizde böyle. Evet. Bu maalesef bizde böyle. Almanya'da gece İngiltere'de, İtalya'da, İspanya'da, Fransa'da gece sabahlayacaksın. Hatta sahaya çıkacaksın. Beş kuruş vermezler. Ama işte yani futbolcular öyle değil ama doktorlar da. Amerika'da bir kalp cerrahı yılda 2-3 milyon dolara kontrat yapıyor. Buyur. <laughs> yani şunu söylemek istiyorum. Biz şöyle diyoruz. Mesela ben kendim için şöyle düşündüm. Ben kapak ameliyatları seviyorum. Ne yapmalıyım? En iyi kim yapıyor Avrupa'da? 5-6 tane her yıl Avrupa'da bir ay dolaştım. 7 tane merkez dolaştım ve dedim ki evet sen mitral kapak tamiri yapacaksın. Bu konuda piramidin üstüne çıkmaya çalıştım. Çok çalışıyoruz. 2-3 gün önceden 24 saat telefon nöbetçiyiz. Bu şimdi şimdi teknoloji merak ediyorum. E, kalp e, kalpte en son teknoloji bu mudur? Yani kalpte en son teknoloji mümkünse kalbi durdurmadan bu işi yapmak. Şimdi bu bir kendi elinizden yapmıyorsunuz bir robotla giriyorsunuz bir cihazla yapıyor cihazdan evet. o cihaz yapıyor yani siz evet. o cihazı idare ediyorsunuz. yönlendiriyoruz. o mesela o cihazı olmadan elinizin titrememesi lazımdı falan cerrah Kesinlikle. olmak için şimdi gene öyle mi o cihaz varken arada bu cihazı değişiyor bu cihaz robotik kalp cerrahisi veya özel bir cihazla kalbin içinde çalışmanın avantajı şu bir daha hassas giremediği parmağınızın giremediği yerleri görüyor. Ucunda kamera olduğu için göremediğiniz yerleri görüyorsunuz. Göremediğiniz şeyleri görüyorsunuz ve high definition büyük çözünürlükte bunları görebiliyorsunuz. Bu gözünüzle görmekten çok daha değerli. Alet ne emir verirseniz onu kusursuz bir şekilde yapıyor. Ama gene bir e, motor skill yani bir, bir kullanma becerisi gerektiriyor değil kullanma mi Kullanma ve karar verme becerisi. Yani orada kararı siz veriyorsunuz, ne karar verirseniz, el becerinizle ne komutu verirseniz onu mükemmel bir şekilde yapıyor. Ama yine her şey karar verme ve komutu verme ile ilişkili. Şimdi bu aletle sırf, bu bahsettiğimiz aletle sırf kalp kapakçı mı yapılıyor yoksa diğer operasyonlarda mesela damar değiştiriyorlardı falan öyle şeyler yapılıyordu. Robotla ve minimal invaziv uzun aletlerle yüzde doksan kalp kapağı ameliyatları yapılıyor. Öyle mi? Bypasslar da yapılabiliyor ama artık robot yerine daha küçük kesiler uzun özel aletlerle bu işi yapmak biraz daha ön er plana geliyor. Bypass'ta gene klasik durdurup mutlaka. Bypass'ta durdurmadan mı? da yapıyoruz ama Robotu işin içine çok henüz sokmuyoruz. O kadar çok değil. Kapakta ama inanılmaz. Kapakta yani kapakta inanılmaz işin içinde. Kameralar inanılmaz içinde. Üç boyutlu görüntüler ekranlara bizim için yansıyan inanılmaz. Yani şöyle söyleyeyim. Bir kamera var kapağa yaklaştırıyorsunuz. Ekrandan büyük üç boyutlu görüyorsunuz onu. Üç boyutlu gördüğünüz zaman kameranın girebildiği yerlere giriyorsunuz. Gözünüzün yakalayamadığı defektleri, sorunları yakalıyorsunuz ve onları daha net tamir edebiliyorsunuz. Onun için e, Kemal Bey'in aksine son 60 yılda tıp çok ilerledi. Bizde de var. Ben, bizde ben de, tıp Kemal ilerlemedi bey, demedim hocam futbol Kemal de, ilerlemedi. Kemal <laughs> şimdi, e, Bey şimdi doktor beyin dediği gibi bizde de var var artık. Şimdi doktor evet. bey nasıl damarların içini görüyorsa... Bizde de var bir giriyor. O aya değmiş mi, değmemiş mi? Her şey belli. Bu çok iyi bir gelişme değil mi? Hocam Niye? bak, şimdi şunu söyleyeceğim. Bu var icat edildikten sonra bize de gelmek üzere diyelim. O zaman Türkiye'de televizyonlara çıkıp yorum yapan, gazetede işte futbol yorumu yazan bir tek ben karşı çıktım. Hala da karşıyım. Neden? Şimdi maçı bir hakem yönetiyor. Öyle mi evet. hocam? İki tane de yardımcısı var. Evet. Yan hakem, eski laitsman. Evet. Şimdi bunlar şöyle ben sıralıyorum. Halı gibi bir sahada, çamur bir sahada, kart tipi altında, sağanak altında, aşırı sıcakta, aşırı soğukta gibi olumsuz koşullarda 105'e 68, 7 bin bilmem kaç metrekare ediyor evet. bir e, alanda bir top 22 tane adamın oyununu yönetmeye çalışıyorlar, kararlarını vermeye çalışıyorlar. Evet. Karar vermediği zaman sorsa ne sakınca var i̇şte bunda? Şimdi bunu yaparken, yapmaya çalışırlarken yardımcılar da dahil, Oradan birisi kahvesini koymuş önüne sıcacık mis gibi oh, oturmuş ayak ayak üstünde olmuş. işte koca ekran teknoloji bir öyle bir böyle hop hop bir dakika diyor. Ne oldu diyorsun o adam orada giderken onu itti diyor. Şimdi ben hakem olsam. Ama hakem sorarsa gidilmiyor mu ona? Bak hocam ben hakem olsam yani ben bugün hakemlik yapıyorum diyelim 30 yaşındayım 28 yaşındayım var çıktığı gün hakemliği bırakmıştım. Kesin. Peki, şimdi ben bilmiyorum. Ta şey, evet. o vara gitme kararı gene hakemin kendi kararı değil mi? İşte gitmemesi lazım. Bak. İsterse gitmez. Bak, dünya, Ama orada göremiyorsa bak, ben mi? de bir bakayım yani. Dünya Kupası maçıydı. Hırvatistan-Fransa yanlış hatırlamıyorsam önemli bir maç. Bizim Cüneyt de hakem. Cüneyt Çakır. Hı. Korner bayrağının oralara yakın bir yerde bir pozisyon oldu. Cüneyt böyle yaptı. Vardan var bir şey söylemişler. Mu? Kulağını yani iyicene... Var, var uyarıyor mu bir şey gördüğü zaman mı? İşte bu? bir şey böyle uyarıyor. Cüneyt böyle yaptı. Devam dedi. Oyna dedi. Ha. Dinlemedi Af, onu. Aferin Cüneyt sana dedi. Çünkü o oyuna deva, devam ettirmişti o. Kim bilir ne dediler. Ben de gidip de Cüneyt'e er, döndüğünde... Neydi dünya, diye sormadınız. Sormadım valla. Yani... Bakın Maradona ama yani hocam iyi bir şey değil mi ya orada kayıt oluyor. Sen bak, bir yanlış karar vermişsin. Abi, Onu düzeltme. ama hakkı. hocam bak Maradona gibi adam Arjantin İngiltere maçı Dünya Kupası yarı finali. Adam elle attı golü resmen. E tamam bunun hatta, bu, bu haksızlık ama. Hatta maçtan sonra da dediler ne ben tanrının eliydi o an. Bu haksızlık ama yani bunun düzelmesi lazım değil miydi? Verdi hakem. Doğru, Ve İngilizler hiç itiraz etmediler biliyor musun? Peki şimdi doktor bey aynı soruyu tersten soralım. <laughs> Bu film işte e, MR, sonar bir dozu kaçmadı mı? Yüzde yüz haklısınız. <laughs> yani. Hastalar şöyle tarif ediyor. Hasta polikliniğime geliyor. Belli ki ameliyat denmiş. Mitral kapağının tamiri gerekiyor. Hasta şikayetini anlatmıyor. Muayene etmemi beklemiyor. Direkt filmini gösteriyor. Yani Eko ve MR. Ben diyorum ki ben bunları tam bunları tedavi etmeyeceğim. Ben sizi, sizi tedavi edeceğim. Dolayısıyla önce dinliyorum. Bir şikayeti var mı? Çünkü bir kalp ameliyatı yapmak için ciddi bir nedeninizin olması lazım. Bu da şikayet. Şikayeti var mı dinliyorum. Tetkiklere bakmadan kalbini dinliyorum. Tansiyonunu ölçüyorum. Ve kafamda aslında yüzde doksan bir tanı oluşuyor. Sonra onu sağlamak için. Sağlamak için bakıyorum ve %20 %30 maalesef güvenmiyorum yapılan tetkike. Raporlanan tetkike güvenmiyorum. Ya ekoyu kendim görmek istiyorum kalp kapaklarını ya da damarları kendim görmek istiyorum. Gerçekten tetkik teknoloji kullanmak bu değil. Çok doğru bir tespit. Tetkikleri maalesef biraz abartıyoruz. Bir de o tetkiklerin kendinin yan etkileri de olabiliyor, değil mi? %100 radyasyon etkileri olabilir böbrekler için. Olumsuz, kontrast, maddeyen etkili olabilir ama hastalar çok şaşırıyor. Ve inanın maalesef meslektaşlarımızın büyük bir kısmı karar şöyle veriyor. Bazen hasta da dahi görülmüyor. Tetkik bakılıyor. Şu ameliyat lazım. Hayır. Hastanın şikayeti var mı? Bu tetkik belki sekreter yanlış yazdı olabilir. Belki başka bir sayısal değer yanlış yazıldı. En son yapılması gereken şey biz %90 önce kendimiz bu kararı vermeliyiz. Evet. Tespit çok doğru. Teknoloji bu anlamda kullanmak yanlış. Yani sizin dediğinizden, yani insan faktörü ortadan gidiyor o zaman. Teknoloji çok fazla girdiği zaman. Öyle mi hissediyoruz futbolda? Ama çok özür diliyorum. Pardon. Bizde de var var gibi, özür diliyorum. Endoskopik mitral kapak tamiri yaparken büyük bir ekrandan yansıyoruz. Kalp cerrahisine kural şudur. Gözüm. Karşınızdaki mutlaka danışırsınız. Sorabilirsiniz, size fikir verir. Var da böyle bir şey mi acaba? Vallahi hocam, şimdi şöyle, tabii çok değişik şeyler bunlar yani. Danışmak siz, yanlış mıdır? Hayır danışmak yanlış değil. Siz sağlık uzmanısınız. Sizin işiniz çok başka. Şartlarınız hepinizin aşağı yukarı aynıdır diye düşünüyorum yani. İşte teknoloji şu anda çok ilerlemiş durumda dediğiniz gibi, anlattınız da biraz evvel. İşte hasta geliyor, benim şuram ağrıyor, buram ağrımıyor. Neyse yani sizinki çok başka bir dünya. Bu bakın biraz evvel altı tane şart saydım ben bir hakem için çalışırken. Kötü şartlarda. Ama öbürü oturmuş kahvesini de söylemiş. Önünde de beş tane ekran, üç tane neyse. Ama hakemin çekmesi mi lazım? O da görüyor işte orada bir doğruyu görüyor yani. Hocam bak yani bu var meselesinden dolayı benim görüşüm bu. Her futbol müsabakası hele hele bizde, hele hele bizde nereden baksan 10-15 dakika eksik oynanıyor. Bir de şöyle bir şey yok mu? Ben şimdi hatırlıyorum. Hakem bakmazken tekme aktar. baktım mı durur böyle falan. Şimdi e, bunları da daha azaltmıyor mu bu varın varlığı? <laughs> şimdi hocam bak bunlar futbolun esprisi mi? Böyle mi olması şimdi lazım bak, futbolun? Şimdi bak hocam bunlar futbolun esprileri, güzellikleri, şıklıkları hiçbir şeyde olmayan tartışmaları hiç unutmuyorum. Metin Oktay efsane, Yılmaz Şen Fener'de efsane. Yılmaz Metin'e arkadan tekmeyi bastı. Fakat çok şiddetli değil ama bastı. Yani tekmeyi bastı. Metin de ona döndü taktı tesmiyeyi. O arada hakem ne olduysa bilemiyoruz. Şöyle bir döndü Yılmaz'ın tekmeyi görmedi Metin attı oyunda. Yılmaz'a tekme attı diye. Ama işte bunlar bak kaç sene olmuş. Belki de 50 sene. Hatırlıyorsunuz hala. Hepsin, tabii, can, Öbür türlü eğlence olmuyor diyorsunuz. E, tabii seyrediyorum ya maçı. Maçta görüyoruz. Aa diyoruz Metin attı. Aa Yılmaz'a bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> yani e, şimdi Futbol. Tabii amaç farklı. Sizin sizin mesleğiniz belirsizlik ve heyecan ve eğlence üstüne değil, değil. çok, <laughs> çok başka katılıyorum. Insan, i̇nsanın yaşaması veya yaşamaması üzerine Kemal e, Bey'e katı Şimdi katıldım. Özür yani, diliyorum. bu Sözüm bir şey. Geldi. Hani keyif, eğlence biz bunu kaç 50 sene geçmiştir daha fazla belki hala konuşuyoruz ya. Hala konuşuyoruz yani. Evet. Yani şimdi, bu inanılmaz bir şeydi ya. <laughs> şimdi son teknoloji bu saatlerde var. Bu saatlerin faydasını görüyor musunuz siz? Bu saatlerin faydası şöyle akıllı oldu. Akıllı saatlerden bahsediyoruz. E, akıllı saatler insanların sağlığına özellikle tansiyon ve nabız takibinin önemine vurgu yapması açısından çok önemli. Yani artık şöyle düşünüyoruz. Ritmimiz çok yükselmeyecek. Tansiyonumuzu düzenli kontrol edebileceğiz. Aynı hassasiyetleri gösteriyor mu? Çok göstermeyebiliyor. Çünkü biz hastanın Kalp hızını hesaplamak için bir dakika elini Tutucu. tutar ve kalbiyle bir dakika sayarız. Ama bu saatler küçük intervallerde hesaplama yapıp onu dörtle, beşle, altıyla çarparak size dakikalık ritminizi veriyor. Bazen aritmik olabiliyor. Bakın bu saatlerle ilgili biz hasta aynı sorun hastayı monitörize serviste ettiğimiz zaman da olabiliyor. O basit aralıkta aritmi varsa onu bir hesaplıyor altıyla çarpıyor. 160 ritim görüyorsunuz ama gerçekte %20. Bu hesaplamalar konusunda hatalı olabilir ama çok güvenmemek gerekiyor. Ama bir da bir zararı yok galiba. Çok doğru faydası var. En azından erken alarm, şüphelenmek. EKG çekenleri bile var artık. Evet. Size yolluyor mu hastalar hiç saatinden çektiği EKG'leri? Şöyle bir projemiz var kurum olarak. Hastaları ameliyat ettikten sonra uzaktan takip sistemlerimiz olacak. Yani kalp Saatle değil ama başka cihazlarla hasta sıkıntısı olduğu zaman kaydedip bana gönderecek veya ben o kaydedilen şeyi görebileceğim. Bunlar çok değerli. Kalbe karşı sağlık hassasiyeti göstermesi açısından çok önemli. Bazı abartılı ritim yüksekliklerini ve tansiyon yüksekliklerini yakalamada çok değerli. Tansiyonla ritimin e, ilişkisi nasıl? Çok olduğu zaman azalıyor mu artıyor mu? Nasıl? yo Aslında sporcu değilseniz kalpte şöyle bir şey ritim var. Tansiyon yükseldiği zaman vücut damarlarındaki sinyal beyin tam boynumuzda e, şah damarınız üzerinde karatis cisimciğine mesaj gidiyor. Diyor ki tansiyon yüksek ritmini biraz düşür. O yüzden tansiyon düşünce artınca ritim düşüyor mu normal? Bu sağlıklı damarlarda böyle ama damarların sertleşmeye başladıysa bu ritim bozuluyor. Evet. Ama vücudun kendini bir telafi etme mekanizması var. Her zaman sağlıklı bir birey ise tansiyonu yükselince ritim düşüyor. Tansiyon düşünce daha hızlı, daha yeterli hayati organlara kan pompalamak için ritmi hızlandırıyor. Bir de otururken ki kalp ritmiyle ayağa ritmiyle ayağa kalkınca ki kalp ritmi arasındaki fark fazla olunca da bir sorunun işareti değil mi bu? Şöyle ki oturduğumuz zaman vücudun ya, hareketsiz zamanda vücudun Vücuttaki damarlar, kanların çoğu bacağımızda toplanmış oluyor. Ani ayağa kalktığımız zaman biz bunu ortostatik tansiyon düşüklüğü diyoruz. İster istemez ani bir tansiyonunuz düşüyor. Ama bu fazlaysa kanınız fazla yoğun demek gibi sonuçlar çıkmıyor mu? Kalp ritminiz bir miktar artıyor. Ne olursa olsun sınırımız 120. 110-120 evet. Ama oturur pozisyondan ani ayağa kalkışta tansiyon yüksekliği buna bağlı ritim artışı normal. Ama belli sınırlarda yani arada 20'nin üzerinde bir fark olmamalı. Olmaması lazım. Evet olmaması lazım. evet Çünkü o saatlerde biliyorum ben bunu da ölçüyor. Evet bir miktara kadar tölere edilebilir, ritim artışı kabul edilebilir ayağa kalkınca ama 20'nin üstünde olması bizi endişelendiriyor. Peki e, bu son 15-20 yıldaki teknolojik gelişmeler bu damar kalp cerrahisinde... E, Kalpten ölüm sıralamasını değiştirdi mi veya sayısını azalttım? Hala birinci sırada değil. Mi? Hala birinci sırada ama neyi e, önceledi biliyor musunuz? Kemal Bey'in söylediği gibi bizim derdimiz hastaları yaşatmak değil iyi yaşatmak. Sağlıklı yaşatmak. Şöyle düşünüyoruz. Eskiden hastaların şikayet olunca biz hastaları kabul ederdik. Küçük kesi, koltuk altı, e, minimal invaziv girişimler yaygınlığı arttıkça şikayet olmasını beklemiyoruz artık. Hastanın kapağında ileri kaçak varsa, Hasta çünkü şöyle diyor bana. 47 yaşındayım. Günde 3 kilometre koşuyorum. 5 kilometre koşuyorum. Veya ben ağır bir iş yapıyorum. Biz hastanın hayatının kalitesinin devamı için bu hayat konforu bozulmadan, şikayetleri olmadan artık müdahale ediyoruz. Evet. Şey... Kalbimizi nasıl koruyabiliriz? Yemek değil mi? Birinci şeysi. Kesinlikle yemek. Sık aralarla hafif yemek, Şimdi ama onun içinde çok şey çıktı. En öldürücü şeyin sık aralarla hafif yemek olduğunu söylüyor metabolik metabolizmalarla ilgilenen doktorlar. Çünkü hı hı. vücudunuzu sürekli alarma geçirip, insülin salgılattırıp, insülin direnci geliştirip, işte ondan sonra da zaten bu kalp hastalıklarının falan da geldiğini söyleyen doktorlar var. Doğrusunuz. Ben başka bir açıdan bakayım. Vücuda ani yemek yüklemek, özellikle akşam yemeklerini ağır yemek Kalbin dakikada 4 litre kan pompalama özelliği var. Bunu en fazla 5 arttırabilir. Ama ağır yemek yediğiniz zaman, bir seferde yediğiniz zaman, ağır bir öğün yediğiniz zaman mutlaka diğer hayati organlara gidecek kandan çalıyor. Evet. Ve onlar bağırsak ve mideye gidiyor. Benim hani yemekten kastım mesela margarin mi yemeyelim, et mi yemeyelim, sebze mi yemeyelim? Hani o, o Tek derdimiz, tek derdimiz e, endüstriyel katı yağlar. Endüstri margarin yani margarin evet yani raf ömrü uzatan her türlü yağ trans yağların hepsi zararlı bu bisküvi de olabilir margarinde olabilir bakkaldan aldığımız pastörize tereyağı olur mu ee, raf ömrü uzun sayır kullanmamak lazım kullanmamak raf lazım. ömrünü uzatan trans yağların hepsi evet. zararlı ama organik olduğunuz Yağlar da bir sakınca yok. yok. Ette yediğiniz yağlarda sakınca yok. Yani şu ana kadar Yani yemediğiniz bir tek bu bu tip yağlar evet. var anladım. Çünkü kadarıyla. şu ana kadar kalp krizinden ölen aslan yok. Doğru. Dolayısıyla <laughs> yağlar Bütün inekler falan şişman, panterler zayıf, değil evet, mi? Evet, evet <laughs> Şimdi futbolun son bir teorisini bırakalım, fiili haline gelelim. bu bu, bu lige gelelim. Kim şampiyon oluyor? Hocam şöyle şu anda Galatasaray maç eksiğiyle diyelim veya tamamlığında 3 puan önde Fenerbahçe'de. Ardından kim geliyor? Beşiktaş geliyor galiba. İşte Adana Demirspor sıra. Şimdi benim bir kendime koyduğum kuralım var. Öyle diyeyim. Bana sorarlar. Bir haftadır soruyorlar. Moda, çarşı düşünebiliyor musun? Kim yener? Fener Beşiktaş maçı var ya. Şimdi ne zaman o maç? Yarın. Yarın. Ben de diyorum ki arkadaşlar bir 10-15 dakika seyretmeden hiçbir şey söylemem falcılık olur o. Bir seyredeyim hangi kadrolarla çıkmışlar, kim ne için ne düşünmüş, kim ne için ne karşılık verecek, onun tedbirleri nedir, savunmada hücumdaki aksiyon varyasyonları. Ama bir de genel bir ruh hali yok mu böyle o takımların bir kiminin i̇şte bunlar, motivasyonu yüksek işte hocam, kiminin değil? Tabii şimdi bunların hepsi maç başladıktan sonra bir ortaya çıkar belli olur. Yani sahadaki futbolcu kolay oynuyorsa, rahat oynuyorsa, verilen görevi rahatlıkla yapmaya devam ediyorsa o futbolcu hiçbir şeyden etkilenmiş değildir. Ama çok önemli bildiğin, çok klas bir oyuncu daha ikinci dakikadan itibaren sapıtmaya başlamışsa o bir şeylerin etkisi peki, altında kalmış Peki diyelim ki bugünkü puan durumundan bitti. Hı -hı. Lig şimdi bitti. Nasıl yorumlardık geçmiş kısmını? Şimdi hocam buna şöyle cevap vereceğim. Benim yani birinci Lig şu an Galatasaray. Tam Süper Lig'de. i̇kinci İki, Lig Fener Fenerbahçe, üçte Beşiktaş Fener şu an. Süper Lig'de şu anda bir takımın mutlaka ama mutlaka en az üç tane yerli oynatması gerekiyor her maç. En az. Ha altı tane, beş tane oynat. Ama iki tane oynatamazsın. En az üç tane oynatmak zorundasın. Bunu niye yaptılar? Yabancı istilasında hiç olmasa belli bir azalma olsun diye. Efendim işte serbest bırakılsın. Bazı kulüpler öyle diyor. İstediği kadar yabancı oynatsın. Ya kardeşim sizin yabancı dediğiniz genelde oyuncuların yüzde doksanı Menajerlerin çok affedersiniz sakın kimse alınmasın kazığıdır. Yani şimdi bu ligi yorumluyoruz değil mi? Tamam. Kötü bir ligdi o zaman. Evet. Futbol kalitesi yoktu Yok. bunu mu anlıyorsunuz? Yok. Bir aralık Adana Demirspor takımı bir aralık. Çok az birkaç maç. Bana göre bir kalite kattar gibi oldu. Ama... Orada da bazı oyuncular var. Adana Demirspor'da kim var bir tanıdık birileri var? İşte bak Belhanda diye bir oyuncu var. Galatasaray'dan aldıkları. Adam bir aralık işte ilk alındığında falan sonradan dedi ki bir dakika ya dedi ben Galatasaraylı önemli Belhanda'yım ya dedi cıvıttı. Zaten oyundan atıldı en son 3 maç ceza aldı. Çünkü hocam bak biraz evvel ben 6 tane dünya kupası seyrettim yerinde Akredite gazeteci. Altı tane Avrupa Futbol Şampiyonası seyrettim gazeteci akredite. Bir tane de olimpiyat seyrettim. Allah'a şükürler olsun böyle bir zenginliğim var. Kamplara giderdim. Röportajlar yapardım. Bakardım nasıl çalışıyorlar, neyi planlamışlar, maçta neyi oynayacaklar falan diye. Yani oralarda yabancılarda tanık olduğum. Ha Peki sen de senin ülkende yok yokmuş diyeceksin. Kimse alınmasın. Benim bir tane teknik direktörüm var. O da Fatih Terim'dir. Ondan başka yok mu yerli? Var tabii Şenol ama da ama. fena değildir ama Fatih Hocam sonuç olarak oynanan futbol eğlenceli değildi diyor. Hayır, yok. Heyecan da yok. Yani, yok. Uzun bir zamandır. O o kazansa da, bu kazansa da pek bir şey ifade etmiyor iş mu? İş buna dayanınca kalite Türkiye'de. Ama iş yok. ona dayansa da olmuyor. Top buradan geçi veriyor. Ne kadar parayı versen de işe yaramıyor. Yaramıyor tabii. Çünkü neden? Şimdi isimlerini söylemeyeyim. Yarın maç var değil mi? Fener beşiktaş maçı. Evet. Örnek. Bir tane oyuncu sabah karşı dörtte Gece Kulübünden çıkıyor. Yarın oynayacak. Yok, oh. artık yapmıyorlar. Oh. Yani o eskidendi ah. ya. <laughs> Öyle mi? <laughs> Sen beni bu programlara çağır da ben sana örnekler de vereyim isimli. Yani neden? Ya bir kere artık herkesin elinde bir sosyal medya var. Öyle çıkıp İstediğin hiç... kadar şimdi neden biliyor musun hocam? Adam diyor ki ben diyor dörtte çıktım, geldim, yattım. işte birkaç saat uyudum. Şimdi oynadım işte öylesine. Ama diyor ben diyor yine diyor 3 milyon euro alıyorum? Nasıl İstanbul seçim? bak sana bir şey anlatacağım. Ne olur Roberto Carlos'u transfer ediyor Fenerbahçe. Brezilya'nın efsanesi. 11 sene Real Madrid takımında oynamış. 11 sene. Ve Fenerbahçe bundan anlaşıyor. Menajer filan evet. her neyse. Havaalanından karşılıyorlar. Brezilya'dan geliyor. Transfer dönüyor evet, evet. Temmuz'un 3'ü 5'i. Havaalanından karşılıyorlar, getiriyorlar. Gece saat 12 yarıma doğru. Nereye getiriyorlar biliyor musun? Nereye? Roberto Carlos. Boğaz'da bir gece kulübü. <laughs> Direkt kulübe mi getiriyorlar? <laughs> Herif şimdi tabii Temmuz'un da 5'i 6'sı filan hocam. Belki Herif tabii Boğaz'daki gece kulübüne girince manzara... <laughs> Ama adam şimdi ilk motive olup ilk izlenim bu da fena önemli bir şey değil mi? Belki motive olacak. Ne adam. motivesi? Abi adam cennete, ben dedi cehennemde yaşamışım 11 sene Madrid. <laughs> cennete geldim oraya bakıyor ışıklar içinde deniz burada böyle masalar işte öbürküler şunlar. <laughs> Allah ya Rabbim dedi. Bak hocam bunların hepsi gerçek. Sonra şımardı mı o da? Dur bak. Bu Roberto Carlos Fenerbahçe'de üç buçuk sene oynadı. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir tane maşrapası yok. Kupayı bırak. <laughs> Dur. Hiçbir bir, şey yapamadı yani. Bir dakika bekle. Ankara asfaltı var ya bizim eski. Evet. Ankara asfaltında bir otel adını söylemeyelim hadi. Orada bir Brezilyalı takım arkadaşı bir de İngiltere'de doğmuş büyümüş yerli malı. İsimlerini de söyleyeyim. Üçü kral dairesini kiraladılar. Bir sene. Kral dairesi. Tamam takılıyorlar işte. Bir dakika bunların hepsinin kulüp <laughs> tarafından kirası ödenen <laughs> evleri var. Tamam. Acaba ne yapıyorlardı o kim kral? Bilir, kim bilir <laughs> Bizde şey yok. kalp cerrahisinde yabancı doktora karşı değiliz ama biz o kadar iyiyiz ki ihraç ediyoruz. ediyoruz. Hatta yabancı hastalar bize geliyor. Hocam şöyle. Bundan mutluyuz. Şimdi ben yabancıya karşı değilim. Ama yabancı Hollanda'dan. Ya iş eğlence olunca teknoloji e. değil de eğlence olunca yani yerlisi olsa ha, daha Hollanda'da iyi. değil mi Hollanda'dan, İsveç'ten, Finlandiya'dan, Danimarka'dan. Hatta hatta azıcık Almanya'dan alırsan. O yabancı oradaki disiplinle burada oynamaya Şimdi devam eder. Süre, Ama Brezilya'dan alırsan ay ay ay. Süremizin çok az kaldı. Şimdi doktor bayı sağlıkla ilgili sormak istiyorum. Şimdi stres her şeyin evet. sebebi. Kalbim sıkıştı denir değil mi evet. stresli olduğu zaman? Siz hiç hastalarınıza stresle ilgili bir tavsiyede bulunuyor musunuz? Yoksa artık sıkışmış kalbi, bozulmuş şey olmuş o noktada mı müdahale ediyoruz? Şöyle yapıyoruz. Özellikle bu büyük felaketten sonra kaygı ve endişeler o kadar arttı ki. 3 tip hastalık grubuyla gençler geliyor. Stres, aşırı stres. Kalp ağrısı tarif ediyorlar. Taktik, Panik atak, kelo nefessizlikle karışıyor evet, hepsi değil mi? Size kesinlikle. çok geliyor herhalde. Bir batmalar tarif ediyor. Bir ağrılar, bir çarpıntı. Kalp sesimi duyuyorum. 40 yaşın altındaysa çok basit bir eko yapıyoruz. Kapaklarında problem varsa psikoterapist arkadaşa yönlendiriyorum. 50 yaş, 60 yaşın üstü şeker hastası, ailede problemi var ve gerçekten yine panik atak hissediyorsunuz ama böyle gerçeği yansıtan göğüs ağrılığı karışıyor. Ikisi karışıyor. Hareketle gelen nefes darlığı var. Bunu çünkü sorun uzun süre stres, uzun süre kaygı evet. ve endişe, kalpte yüksek tansiyon ve çarpıntı ile birlikte zarar veriyor organik zarar veriyor. Dolayısıyla bu grubu daha ciddiye ele alıyorum. Biraz daha detaylı araştırıyorum. Gerekirse antidepresan falan veriyor musunuz yoksa siz yolluyorsunuz? Ben psikiyatrist. arkadaşa yönlendiriyorum. Başka bir grup son zamanlarda şöyle bir şey var. Uzun ses stres, kaygı, endişe. Aslında daha önce özellikle pandemide başladı bu. Değil kesinlikle. Mi? Daha önce tanımlanmış kapak problem olan hastalarda biz bazılarına diyoruz ki ya bu bu tetkikler ileri problem var diyor ama sen çok iyisin, dört kat çıkıyorsun. Biraz yakın takip edelim seni. İnanın son zamanlarda deprem stresi, pandemi bu hastalar bize gerçek şikayetle gelmeye başladı. Neden? Uzun süre stres kaygı... Bozuyor, enişe, fiilen bozuyor zaten. Fiilen bozuyor, organik olarak bozuyor. Yani mış gibi yapmıyor, maalesef bozuyor. Evet, sayın seyirciler ne yazık ki bir programın daha sonuna geldik. E, stresimiz... E, e, fiili olarak vücudumuzu bozabiliyormuş. Bu programda onu anladık. Bir de futbolun artık eskisi kadar eğlenceli olmadığını anladık. Haftaya görüşmek üzere, iyi hafta sonları.